Yeni askerlik sistemiyle ilgili bir son dakika gelişmesi var. Az önce ulaştı haber merkezine ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkan'da bir zirve yapıldı. Bu iki başlık o zirvede alındı. Askerlik süresi önemli. Çağdaş Akbaş bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktaracak bize. Uzun süredir bize sosyal medya üzerinden de gelen bir soru bu. Çağdaş'a bırakayım sözü. Neler konuşuldu Çağdaş? Hangi bilgiler var elinde? Cemalettin açıklama şimdi geldi. Hemen kameranın karşısına koştuk. Detayları anlatalım. Milli Savunma Bakanlığı'nda az önce bir toplantı sona erdi ve açıklaması da yeni elimize ulaştı. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı Başkanlığı'nda bir heyet toplandı. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı bu toplantıya. Yeni askerlik sistemi masaya yatırıldı. Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır deniyor yapılan açıklamada. Bu açıklamanın çok kısa bir sürede çalışmaların tamamlanacağı anlamına geldiğini de belirtelim. Ve çalışmalar tamamlandığı anda Başkan Erdoğan'a onaya sunulacak. Hemen ardından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Askerlik kısalıyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan bazı hesaplar vardı, bazı süreler vardı. 3 ay askerlik yapılacak. 3 ayın sonunda isteyenler belirli bir bedel ödeyerek terhis olacaklar. Üniversite mezunları 3 ay daha askerlik yapacak ama belli bir ücret karşılığında yapacaklar bu askerliği. Lise mezunları da 12 aya tamamlayacaklar bu 3 ayı. Yani 9 ay daha askerlik yapacaklar. Belli bir bedel karşılığında onlar da maaş gibi bir para alacaklar. Bu konudaki çalışmalar yapılıyordu, bunu biliyorduk. Ama bugünkü toplantıda daha da detaylar netleştirildi gibi bilgileri almaya devam ediyoruz. Elimize bilgiler ulaştıkça bunları da izleyicilerimize aktaracağız Cem Öğretir. Çağdaş, teşekkür ediyorum. Uzun süredir dediğim gibi haber merkezimize sorulan sorulardan biriydi. Şu anki başlık en azından şu detayları bilmiyoruz elbette. Olabilecekleri aktardı bize Çağdaş ama askerlik kısalıyor diyebiliriz şu an itibariyle. Çağdaş.